Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda da size 2019 ve 2020 soru çözümlerini yapacağım. Çıkmış ÖABT Fen Bilgisi Öğretmenliği biyoloji kısmını çözeceğim arkadaşlar. E, 2021 benim elimde yok. Eğer ki sizlerde varsa bana gönderin onu pdf olarak. Yine çözer atarım arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Yorumlardan bana ulaşın. Gmail adresimi veririm. Oradan gönderirsiniz. Evet isterseniz ilk sorudan başlayalım. Diyor ki bu arada bu ekran görüntüsü olarak çekilmiş ve pdf haline getirilmiş. O yüzden cevapları hemen altında yazıyor. Ben de sakladım arkadaşlar görülmesin diye kopya çekmeyelim diye. Diyor ki bütün protistlerde özelliklerinden hangileri ortak değildir? Arkadaşlar protistlerle ilgili birkaç bilgi vereyim. Protistler genellikle tek hücreli, genellikle diyorum bakın çok hücreli olanları da vardır. Ökaryotik canlılardır ve ökaryotlar içerisinde en gelişmemiş olan kısım burasıdır arkadaşlar. Bunlar koloni halinde de yaşayabiliyorlar, tek başlarına da yaşayabiliyorlar ve böyle bir yaşam sürdürüyorlar. Bunların örneklerini vereceğimiz zaman mesela amit arkadaşlar buraya örnektir. Amit kök ayaklılar içerisinde yer alır. Daha sonra paramesyum mesela sililler içerisinde yer alır paramesyum. Sonra arkadaşlar e, öglena vardır. Öglena hem fotosentez yapıyor hem de heterotrof olarak besleniyor. ya yani hem ototrof hem heterotrof olan bir canlıdır öglena. Daha sonra cıvık mantarlar vardır arkadaşlar. Cıvık mantarları mantarlar aleminin içerisine almayın kesinlikle. Bunlar nedir? Protistlerdir. Bazı özellikleri mantarlara benzerlik gösterdiği için cıvık mantarlar olarak isimlendirilmiş. Şimdi bakalım diyor ki bir hücreli olma. Hangileri ortak değildir diye soruyor. Arkadaşlar bir kere tamamı bir hücreli değildir. O yüzden bu ortak değil. Ototrof beslenme. Mesela öğlene ototrof beslenebilir ama amip, paramesyum, cıvık mantar bunlar ototrof beslenemez. O yüzden gider. Ökaryotik hücre yapısına sahip olma. Tamamı ökaryottur arkadaşlar. Bu ortaktır ama 1 ve 2 ortak değil. Gelelim diğer sorumuza. 42. Nerede 42? Burada. Diyor ki aşağıdaki özelliklerden hangisi bir hayvanın kordalılara ait olduğunu gösterir? Bakın kordalılara ait olduğu. Arkadaşlar kordalı olabilmesi için bir canlının bazı özellikleri taşıması gerekiyor. Mesela bunlardan birincisi. Mutlaka arkadaşlar kuyruk bulundurması lazım. Hayatlarının herhangi bir evresinde kuyruk. Mutlaka solungaç yarığı bulunması lazım. Hayatlarının herhangi bir evresinde solungaç yarığı. Daha sonra sırtta sinir kordonunun bulunması lazım arkadaşlar. Sırtta sinir kordonu. Omurgasız hayvanlarda ee, sinir kordonu karın bölgesindedir. Bu yüzden de sırtta olması onların kordalı olduğunu gösterir. Daha sonra bir özellik daha vardı. Kuyruk, solungaç, sırtta bir de notokort bulundurması arkadaşlar. Bunlar da yine nedir? Ee, bir hayvanın kordalı olduğunu gösterir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz de kordallar içerisindeyiz. Bizim kuyruğumuz nerede? Solungaç yarımız nerede? Anne karnındaki bir cenine baktığımız zaman yapısı şöyledir arkadaşlar. Yaklaşık böyle iki haftalık, 3 haftalık bir cenin düşünün. Bakın yapı böyledir. Şurası baş kısmı. Burası baş kısmı. Şurası gövde kısmı. Burası da işte bacakların falan gelişeceği kısımdır arkadaşlar. Şu kısım nedir? Kuyruktur. Kuyruk. Sırtında ne vardır bunun? Sırtında notokort vardır. Sinir şeridi vardır arkadaşlar. Bunlar daha sonra omurganın içerisine alınarak korunuyor zaten. Çünkü eğer korunmazsa e, felç geçirebilme ihtimalimiz var. Zarar görürse omuriliğimiz. Sonra şurada arkadaşlar bizim solungaç yarıklarımız vardı. Çünkü plasenta ya e, dördüncü hafta ile 8. hafta arasında oluşur. Genellikle 8. haftaya denk gelir arkadaşlar plasentanın oluşması. E, plasenta oluştuğu zaman yani oluşana kadar mecburen suyun içerisinde yaşıyoruz zaten. Mecburen de olması lazım solungaç yarıklarıyla soluk alıp vermemiz gerekiyor. Daha sonra bu kuyruk geliştikçe bakın canlı gelişmeye başladıkça bu kuyruk içeriye doğru çekilir. Hatta kuyruk sokumu kemiği dediğimiz bir kemik vardır. Hatırlayın kuyruk sokumu kemiği. Bu da nereden gelir zaten? Buradaki kuyruktan gelir. Şimdi bakalım kordalılara ait olduğunu gösterir diyor. Kapalı kan dolaşımı omurgasızlarda da var. İç iskelet omurgasızlarda var. İreme döngüsünde başkalaşım görülmesi bu da omurgasızlarda da vardır. İ sindirim sistemi bu da omurgasızlarda vardır. Ama kordalılara ait olduğunu gösteren şey sırtta içi boş sinir kordonunun bulunması. Yani arkadaşlar sırtta sinir kordonu notokord dediğimiz yapı kordalı olduğunu gösterir. Gelelim diğer sorumuza. 43. soru diyor ki Aynı ya da benzer yapı taşlarının kovalent bağlarla birbirine bağlanarak oluşturdukları yapılara polimer denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi polimer değildir? Arkadaşlar polimer bakın zaten bize tanımını yapmış. Aynı ya da benzer yapı taşı. Mesela selüloz. Selüloz bir polimerdir çünkü glikozların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Nişasta da aynı şekilde arkadaşlar. Kitin de aynı şekilde. kitinde sadece farklı olarak azot da var. Deoksirbonükleik asit arkadaşlar yani DNA. DNA'nın yapı taşı nedir? Nükleotit. Çok sayıda nükleotit bir araya gelerek ne oluşturuyor? DNA'yı. O zaman bu da polimer yapıdadır. Ama steroidler Polimer yapıda değillerdir. Steroidler birer yağdır arkadaşlar ve bunlar polimer yapılı değildir. Unutmayın size yağlarla ilgili herhangi bir şey verirse mesela nötral yağ diyebilir, steroidler diyebilir veya fosfolipitler diyebilir. Bunların hiçbiri polimer değildir. Polimer olabilmesi için aynı ya da benzer yapı taşının olması lazım. Dolayısıyla mesela nötral yağlarda gliserol ve 3 tane yağ asidi var. E bunlar aynı değil, benzer değil. Dolayısıyla bunlar polimer olamaz zaten. Cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı olur. Gelelim 44. soruya. Diyor ki canlıların yapısında bulunan temel organik ya temel bileşikler sınıflandırıldığında aşağıdaki madde gruplarının hangisinde hem organik hem de inorganik olanlara rastlanabilir? Şimdi yapı taşlarına bakacağız arkadaşlar. Vitaminler. Şimdi vitaminlere baktığımızda vitaminler zaten arkadaşlar madde grupların hangisini hem organik hem de inorganik olanlara şimdi bakın vitaminlerin tamamı nedir arkadaşlar organiktir vitaminlerin tamamı organik minerallere baktığımızda tamamı inorganiktir arkadaşlar lipitler ve proteinler yine tamamı organiktir inorganik yağ ya da inorganik protein yok değil mi ama asitlere ve bazlara baktığımız zaman organik asit, inorganik asit bulunabilir veya organik baz, inorganik baz bulabilir. Mesela organik asit de örnek vereyim. Laktik asit bir organik asittir. Hidroklorik asit bir inorganik asittir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Bursa şıkkı olur. Gelelim. Şöyle küçülteyim bakayım. Diğer sorular nerede? Heh, 45 burada. Arkadaşlar biz en son 44'te kaldık değil mi? yanlış ha evet 44'ten 45'e bir sayfa böyle atlanmış evet şöyle diyor ki aşağıdakilerden hangisi hücre teorisini oluşturan açıklamalar arasında yer almaz arkadaşlar hücre teorisine göre şöyle diyor diyor ki e ee, her canlı hücreden oluşur. Bir ya da birkaç tane hücrenin bir araya gelmesiyle oluşur. Hücre temel ve yapısal işlevsel birim, birimdir diyor. Daha sonra hücreler daha önce var olan hücrelerin bölünmesiyle oluşur diyor. Daha sonra yavrulara aktarılan e, kalıtım materyaline sahiptir diyor. Şimdi baktığımızda bakın diyor ki Tüm canlılar hücre ve hücrelerden oluşur. Bu doğrudur arkadaşlar. Az önce söyledik. Yapısal ve işlevsel birimdir diyor hücre. Evet doğru. Hücreler sadece daha önceden var olan bir hücrenin bölünmesiyle meydana gelir. Evet yani yoktan var olmaz demek istiyor. Doğru. Hücre yavru hücrelere de aktarılabilen kalıtım materyaline sahiptir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Hücredeki genler kromozomlar üzerinde yer alır. Şimdi bakın. Bu hücre teorisini oluşturmaz. Yani genlerin genlerin kromozomlar üzerinde yer alması doğrudur. Ama buradaki e, dediğimiz e, şık arkadaşlar hücre teorisini oluşturan bir şey değildir. O yüzden cevabımız Edirne şıkkı olur. 46. soruya geçelim. Diyor ki ökaryotik bir hücrede oksijenli solunumda glikoliz sonrası görülen olaylarından hangileri mitokondrinin matriksinde gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar. Mitokondri zaten e, oksijenli solunumda eğer ki ökaryotik bir hücre ise zaten bu bir de ökaryotik hücre demiş. Eee glikoliz sitoplazmada gerçekleşir. Geriye kalanların tamamı e, matris pardon matris demiş. Mitokondride gerçekleşir. Mitokondride de iki kısım vardır. Şunu biraz daha büyük çizeyim. Şurayı sileyim. Arkadaşlar mitokondride de iki kısım vardır. Şöyle bir matriks vardır. Şurası matrikstir. Bir de arkadaşlar kristalar vardır. Krista. Krista iç zarın kıvrılmasıyla oluşan yapılardır ve burada elektron taşıma sistemi olayı dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yani oksidatif fosfolasyon evresi gerçekleşiyor. Geriye kalan glikolizden sonra ETS hariç geriye kalan olaylar nerede gerçekleşir? Matrix'te. O zaman elektron taşınması demiş bu. Krista'da bu olmaz. Krebs döngüsü yani sitrik asit döngüsü bu gerçekleşir. Pürüvatın asetil dönüşmesi bu da matrikste gerçekleşir. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Bakıyorum denizli olacak arkadaşlar cevabımız 2 ve 3. Gelelim diğer sorumuza. Kaçtaydık biz? 46. Şöyle 47'ye geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bir hücrede gerçekleşen hücre bölünmesi olayının mayoz olduğunu kesinlikle gösterir? Bakın, mayozla ilgili bir şey soruyorsa size aklınıza homolog kromozom gelsin. Eğer şıklarda homolog kromozom varsa direkt onu işaretleyin. Hani mayoz olduğunu kesin gösterir diyorsa, homolog kromozom yoksa o zaman neye bakacaksınız? Crossing over'a bakacaksınız. Daha sonra ee, Yine homolog kromozomun rastgele ayrılmasına bakacaksınız. Tetrat, sinapsis bunlara bakacaksınız arkadaşlar. Ama genellikle şıklarda homolog kromozomla ilgili bir şey verir. Bakın şıklara bakıyorum. Hangisinde homolog kromozom var? E şıkkı. Direkt cevabımız ne oldu? E şıkkı. Mayoz varsa homolog kromozom vardır. Unutmayın arkadaşlar. Gelelim şöyle kaçtı bu 47 idi 48 herhalde yukarı çıkmamız lazım evet 48 diyor ki aşağıdakilerden hangisi mitokondri ve kloroplastın ortak özelliklerinden biri değildir diyor mitokondri ve kloroplast arkadaşlar her ikisi de e, ayrı ayrı yaşadıklarına inanılan birer yapılardır neden? Çünkü de diyorlar ki hani endosimbiyotik hipoteze göre aslında bu açıklanıyor. Diyor ki mitokondri ve kloroplast zamanında tek başına yaşayan prokaryot bir canlıydı. Daha sonra işte ee, tek başına yaşayamadı ve ökaryot hücrenin içerisine girdi. O şekilde yaşamaya başladı diyor. Şimdi bakalım ortak özelliklerine. Ribozoma sahip olma. Her ikisinde de ribozom vardır. Fotosentetik prokaryotlardan köken almış olma. Bakın bu içinde fotosentez yapan kim? Kloroplast. Bu, bu kloroplastın bir özelliğidir arkadaşlar. Ortak değildir. Cevabımız bursa olacak. Ama diğerlerinde bakalım. İç zar sisteminin bulunması. Mitokondride de iç zar vardır. Kloroplastta da iç zar vardır. Çünkü ikisi de çift katlı. Kalıtsal materyal içerme. Evet, kendilerine ait DNA'ları var. Doğru. Kemi ozmotik mekanizmayı kullanarak ATP üretme. Her ikisi de buna göre ATP üretir arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olur. 49. soru. Diyor ki, bir hücrede protein yapısındaki bir salgının üretilmesinden kana salgılanmasına kadar organelleri hangi sırayla işlev görür? Arkadaşlar ilk önce ne olacak biliyor musunuz? İlk önce granülle endoplazmik retikulumda protein üretilecek. Bakın granülle endoplazmik retikulum. Neden granüllü? Çünkü burada ribozom var. Buradaki ribozom proteini üretiyor ve endoplazmik retikulum kısmına veriyor. Bu da taşıyor nereye getiriyor? Golgi'ye getiriyor. Golgi de bunu bir salgı haline getirip nereye veriyor? Hücre zarıyla dışarı veriyor. O zaman cevabımız 3, 1, 2 şeklinde olacak. Yani Edirne olacak arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Kaçtaydık bu arada? 49, 50'ye geçeceğiz. Evet 50. Hmm, bir soy ağacı sorusu. Hemen şöyle kenara çekeyim. Burada çözümünü de yaparız. Diyor ki Aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik bir hastalığın kalıtımı verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangilerinin homozigot veya heterozigot genotipte olup olmadıkları kesin olarak söylenemez. Arkadaşlar nasıl yapıyoruz bu soruyu? Hiç kenar çekmeye gerek yok. Direkt üstünde işaretleyelim. <laughs> Özür dilerim. Şöyle bakın. Otozomal ne diyor bakın bize? Otuz zaman çekinik. Şimdi 30 zaman çekinik diyorsa taralı olan bireylere ne yazacağız? Küçük a, küçük a yazacağız. Bakın şöyle küçük a, küçük a, küçük a, küçük a, küçük a, küçük a, küçük a yazdım. Şimdi hemen bakıyorum. İki küçük a'nın yan yana gelebilmesi için birini kimden almak zorunda? Babasından. Bu çok kalınmış ya. Şunu şöyle sileyim. He. Birini kimden alması lazım? Babasından. Diğerini kimden alacak? Annesinden. O zaman bunlarda küçük A var mı? 5 ve 6'da var. E bunların taralı olmaması için de büyük ay taşıması gerekiyor. 5 ve 6'yı kesin olarak belirledim. 5 ve 6 bizim şıklarımızda olmayacak. Sonra geliyorum bakın. Şuraya geldim. Yine küçük A'ların yan yana gelmesi için birini kimden alacak? 1 bir numaradan. Birini kimden alacak? 2 numaradan. O zaman bunlar da heterozigot olacak mı? Evet. O zaman bizim şıklarımızda 1 ve 2 de olmayacak arkadaşlar. Geliyorum bakın şu kısma. Buraya geldiğimde de bakın şu baba çocuğuna ne verecek mecburen? Küçük A'yı verecek. Peki bu çocuk küçük taralı olmamak için annesinden ne alır? Büyük A'yı alır. Tamam, 7 de olmayacak bizim şıklarımız içerisinde. Hemen şıklara gidiyorum. Bakın diyelim ki buraya kadar geldiniz. Hemen şıklardan eleme yapın. Bakın 1 2 5 6 7 olanları eleyin. Biliyorum bak. 2 var eledim. 5 var eledim. 1, 2 var eledim. 1, 2 var eledim. Hop geriye ne kaldı? Denizli şıkkı kaldı. Şıklardan eleyerek böyle hızlıca gidebilirsiniz. Ama size normal mantığını da anlatayım arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben biliyorum bakın. 1 ve 2'yi biliyorum. Heterozigotlar. Şimdi 4 numaraya geldiğim zaman. Arkadaşlar 4 numara ne olabilir? Bakın ya büyük A, büyük A olabilir ya da büyük A, küçük A olabilir. Geliyorum 3 numaraya. 3 numara. Çocuğuna bakın büyük A'yı verdi ama bunu büyük A büyük A olsa da verir. Bu şekilde olsa da verir. Üçü de kesin belirleyemiyorum. 8 ile 9'a geliyorum. Sonuçta 5 ve 6'nın çocukları bunlar. İyi, bunlar da yine ne olur? Büyük A yazamadım şöyle. Büyük A büyük A da olabilirler. Büyük A küçük A da olabilirler. O yüzden cevabımız 3, 4, 8, 9 oldu. Yani denizde şıkkı oldu. Geçelim diğer sorumuza. İnsanlar da diyor AB0 kan gruplarının kalıtımını araştıran bir öğrencinin durumlarından hangilerine rastlaması olasıdır? Şimdi arkadaşlar AB0 kan gruplarında A ile B birbirine eş baskın ikisi de sıfıra tam baskındır. Yani A ile B yan yana geldiği zaman eş baskın oldukları için AB kan grubu oluşur o yüzden eş baskınlığı görür. A ile sıfır yan yana geldiği için A kan grubu, B ile sıfır yan yana geldiğinde de B kan grubu oluşur. Dolayısıyla arkadaşlar tam baskınlıkta görülür ama eksik baskınlık görülmez. Nedir eksik baskınlık? Mesela kırmızı ile beyaz bir araya geldiğinde pembenin oluşması yani ara bir rengin oluşması eksik baskınlıktır. Hangilerine rastlaması olasıdır dediği için cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan Şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Burada da bakın. Bu arada 54'ü çözdük değil mi en son? Yok 51'i çözmüşüz. Şimdi 52'ye geçiyoruz. Şurada. Ha. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkinin embriyo kesesinin yapısında bulunmaz? Arkadaşlar embriyo kesesi şöyle bakın. Şu çiçekli bir bitkinin dişi organıdır. Dişi organının şu alt kısmında embriyo kesesi bulunur. Ve embriyo kesesinde 3 kere ard arda mitoz bölünme gerçekleşir ve 8 tane hücre oluşur. Nereden buluyoruz? 2 üzeri 3 eşittir 8 tane hücre. Bu 8 tane hücrenin 3 tanesi yukarıda. 3 tanesi aşağıda, 2 tanesi de ortada bulunur. Arkadaşlar bu yukarıda olanlara biz antipot çekirdekler diyoruz. Antipot hücreler veya diyoruz. Alt tarafta olan şu 2 tanesine sinerjit hücreler diyoruz. Şunu şöyle yukarı alayım. Sinerjit hücre. Ortada olan zaten yumurtadır. Yumurta diğerlerine göre biraz daha büyük. Şu hücrenin ortasında, yani kesenin ortasında bulunanlar da polar çekirdeklerdir. Şimdi bakın antipotu söyledim. Polar çekirdek, yumurta, sinerjit hücreler söyledim. Hangisi yoktur? Vejitatif çekirdek. Çünkü vejitatif çekirdek nerede bulunur? Polenin içerisinde bulunur. Yukarı kaydı. Polenin içerisinde bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? A şıkkı olur. Gelelim 53. Aşağıdakilerden hangisi kemosentez yapan canlılarda görülebilen özelliklerden biri değildir? Bakın kemosentez. Kemosentez nedir? kimyasal bir maddeyi kullanarak, inorganik bir maddeyi kullanarak organik besin üretmedir. Işıktan bağımsız yaşayabilme, evet bunlar ışık kullanmazlar, bu görülür. İnorganik maddeleri oksitleyebilme, evet inorganik maddeden enerji üretirler. İnorganik maddeden organik madde sentezleyebilme, zaten sentez yapıyor, kemosentez, organik madde üretiyor, olur. Besin üretimi sırasında ışık enerji kaynağı olarak kullanma diyor. Arkadaşlar ışığı kullanmazlar bunlar. Işığı kim kullanır? fotosentez yapanlar kullanır. Bunlar enerji kaynağı olarak kimyasal madde yani inorganik madde kullanırlar. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Gelelim 54. soruya. Bu kaçtı? 53. 54 nerede? 54 yok sanırım. Değil mi? Evet, 55'e geçilmiş. 54 yok arkadaşlar. Evet şöyle 55. soruya geçelim. Diyor ki: Aşağıdaki tabloda aynı büyüklükteki A ve B koruluklarında yaşayan 4 ağaç türüne ait birey sayıları verilmiştir. Bu tablodaki verilere göre diyor hangileri doğrudur? Her iki koruluktaki tür zenginliği aynıdır. Zaten 4 tane arkadaşlar ağaç türü var hepsinin ikisinde de. O zaman tür zenginliği aynı. Çünkü türler nedir? Bakın şu K'nın, L'nin, M'nin, N'nin her biri birer türdür. O yüzden tür zenginliği ikisinde de nedir? Dörttür. Nispi bolluk dikkate alındığında A koruluğunun B koruluğundan daha fazla tür çeşitliliğine sahip olduğu kabul edilir. Arkadaşlar tür çeşitliliği değil. Bakın birey sayısı fazladır sadece. Dolayısıyla bakın bunu ne yapacağız? <laughs> Yanlış olarak kabul edeceğiz. Nispi bolluk dikkate alındığında A koruluğunun 4 ağaç türüne ait birey sayıları verilmiştir tür çeşitliliği dememesi gerekiyordu bakalım A koruluğunda K B koruluğunda ise L baskın türlerdir bakın A koruluğuna bakıyorum evet ee, A koruluğunda hangisinin sayısı daha fazla M o zaman A koruluğunda M baskındır arkadaşlar bu yanlış bence 2 de yanlış cevabın yalnız 1 olması gerekiyor bakalım Denizli Şıkkı 1 ve 2 diyor nispi bolluk dikkate alındığında büyük ihtimal burada bolluktan dolayı tür çeşitliliği fazla diye kabul etmiş çünkü A'da daha fazla birey, B'de daha az birey var. O yüzden ama burada tür çeşitliliği de mesela arkadaşlar birazcık yanlış olmuş. Çünkü tür çeşitliğine baktığınızda hepsinde 4 tane tür var. Sonuçta ikisinde de 4 çeşit tür var. Sadece türler arasındaki birey sayıları farklılık gösteriyor. Dolayısıyla burada tür çeşitliliği değil de tür sayısı deseydi daha doğru olurdu. Ama ÖSYM doğru kabul ettiği için maalesef biz de kabul edeceğiz. Cevabımız yine Denizli şıkkı olacak. Ama şuradaki tür çeşitliliğine ben karşıyım söyleyeyim. Gelelim 56. soruya. Diyor ki: Karasal ve sucul ekosistemlere çeşitli zararlar veren asit yağmurları oluşumunun azaltılması sürecinde hangileri doğru yaklaşım olacaktır diyor. Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını öncelik verilmesi. Evet arkadaşlar biz bunları kullanırsak havaya daha az gaz salınmış olur. Dolayısıyla bunu kabul ederiz. Yer altındaki fosil enerji kaynaklarını çıkartılarak kullanımının yaygınlaştırılması bu olmaz tabii ki. Eğer fosil kaynakları kullanırsak ne olur? Havaya daha fazla gaz verilir ve dolayısıyla e, asit yağmurları artar. Toplu taşımacılığın tercih edilmesi bu da olur. Diyeceksiniz ki, hocam ne alaka? Şimdi arkadaşlar herkesin kendi arabasıyla gittiğini düşünün işe ki zaten şimdi öyle yapıyorlar e, her arabadan çıkan egzozdan çıkan işte ne olacak o e, duman diyeyim ben onu adını unuttum şu an egzozdan çıkanlar ne yapacak arkadaşlar dolayısıyla havayı kirletecek ve asit yağmurların oluşumuna sebep olacak o yüzden eğer toplu taşıma kullanılırsa asit yağmurları azaltılabilir cevabımız ne olur edirne şıkkı olur gelelim 56 57. soruya Diyor ki hayvanların üremeleriyle ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Dış döllenme genellikle sucul veya nemli ortamlarda gerçekleşir. Dış döllenme nedir? Sperm ve yumurtaların belli bir yere konulup orada döllenmesini sağlanmıştır arkadaşlar. Bu doğrudur. Suyun içerisinde gerçekleşir genelde bu. İç döllenme yapan e, yapanlarda ebeveyn bakımı zorunludur. Şimdi arkadaşlar mesela eee ebeveyn bakımı zorunludur diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü e, iç döllenme yapan bazı böcekler de var. İç döllenme yapan mesela bazı e, omurgalı hayvanlar da var. Mesela sürüngenler içerisinde bazıları var. Genellikle zaten e, sürüngenler iç döllenme yapıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla onlarda mesela yavru bakımı yoktur. Zorunludur diye bir şey yok. O yüzden bu yanlıştır dış döllenme yapanlar genellikle daha fazla yumurta üretilir. Evet. Şimdi döllenme şansı az olduğu için sonuçta suya bırakıyorsun yumurtayı ve yumurtayı ve spermi ve o suyun akıntısıyla birlikte gidebilir. Dolayısıyla daha fazla yumurta ve daha fazla sperm üretilir. O yüzden cevabımız ne olur? 1 ve 3 yani denizli şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. 58. soru. Diyor ki Yukarıdakilerden hangileri insanda pasif bağışıklık sağlar? Şimdi pasif bağışıklığın olabilmesi için antikoru hazır almamız lazım. Bakın antikor hazır alınacak. Bu anne sütü olabilir arkadaşlar. Daha sonra anneden yavruya geçen bir şey olabilir. Daha sonra bizim serumla aldığımız bir şey olabilir. Bunlar nedir? Hazır antikor iç içerir. Antikorların anne sütünden yavruya geçişi. Evet bu olur. Hazır antikor. Antikorların plasentadan fetüse geçişi. Bu da hazırdır. Aşılama. Arkadaşlar aşılama aktif bağışıklık sağlar. Neden? Çünkü virüs veya bakteri bize veriliyor aşı yoluyla. Biz de onu işte vücudumuz etkisini göstererek aktif olarak antikor üretiyoruz. Dolayısıyla bu aktif bağışıklıktır. Hastalığa bağışıklı, bağışık bir bireyden alınan antikorların hastalığı geçirmemiş bir bireye aktarılması. Bakın burada da antikor hazır olarak veriliyor. O yüzden bu da olur. Cevabımız olacak 1-2-4 Edirne şıkkı olur. 59. soru diyor ki sağlıklı bir insanda kanda kalsiyum düzeyinin düşmesiyle beraber bazı fizyolojik mekanizmalar kalsiyumun yeniden normal düzeye gelmesini sağlar. Diyor ki hangileri bu süreçte yer almaz? Şimdi arkadaşlar kalsitonin eğer ki e, pardon kalsiyon demişim. Kalsiyum düzeyi düşmüşse devreye parat hormon girer. Bakın parat hormon. Parat hormon. Şimdi parat hormon ne yapıyor? Kalsiyumu artırıyor. Hocam biz bunu nereden tutacağız aklımızda? Şimdi kalsiyum de azaltıyor. Hangisini nasıl tutacağız? Bakın parat art art artırmaktan kalsiyumu artırır arkadaşlar. Dolayısıyla kana parat hormon salgılanacak. O yüzden bu olur. D vitamininin etkinleştirilmesi, e, kalsiyum sonuçta D vitamini de katkı sağlıyor arkadaşlar. D vitamini kalsiyumun emilmesini hızlandırıyor olur. Böbreklerden kana kalsiyum emiliminin artması. Evet, böbreklerden kana geçerse kandaki kalsiyum artar olur. Kana kalsitonin salgılanması. Bakın, parat hormon eğer ki artıyorsa kalsitoninin azalması lazım. Dolayısıyla zaten burada B'yi kabul ettiysek D'yi kabul etmememiz gerekiyor. O yüzden cevabımız Denizli şıkkı olur. Bağırsaklardan kalsiyum emiliminin artması bu da kana kalsiyum geçişini hızlandırır. O yüzden bu da olur. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Gelelim 60. Diyor ki: Canlılarda hücre metabolizması sırasında amonyak, karbondioksit, ürik asit oluşabilir. Bu metabolik ürünlerden hangileri başlangıçta kullanılan organik maddenin azotlu bir bileşik olduğuna işaret eder? Arkadaşlar azotlu bileşikler parçalandığı zaman ne üretilir biliyor musunuz? Amonyak üretilir. Daha sonra bu amonyak canlıya göre ya üreye ya da ürik asite dönüştürülür. O zaman amonyak üretiyorsa azotlu bileşik vardır. Ürik asit üretiyorsa azotlu bileşik vardır. Ama karbondoksit de zaten azot olmadığı için bakın CO2. Dolayısıyla bu azotlu bileşik olduğunu işaret etmez. Cevabımız 1 ve 3 olur. Yani Edirne şıkkı olur. Şöyle işaretleyelim. Evet. Gelelim diğer sorumuza burada artık sizin ee, alan değil mi? Alan eğitimi kısmı. Evet. Alan eğitimi kısmı başlıyor arkadaşlar. Burada benim işim bitiyor. O yüzden şimdi hemen 2020'ye geçiyoruz videoyu. Dur evet, hemen 2020'yi açtım geldim arkadaşlar. Diyor ki omurgalı hayvanlar ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi diğerlerine göre daha dar kapsamlı bir sistematik kategoriyi tanımlar? Bakıyoruz iç döllenme yaparak çoğalanlar. Şimdi bakın iç döllenme yapanlar kimlerdir? Sürüngenler. Biraz daha yakınlaştırayım şunu. Evet. Sürüngenler. Daha sonra kuşlar ve memeliler arkadaşlar. Bunlar iç döllenme yaparlar. İskelet sistemi kemikleşmiş olanlar. Kemikleşmiş olanlar balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar, memeliler, bunların hepsi kemikleşmiştir. Balıklarda kıkırdaklı balıklar hariç bu arada. Kapalı dolaşıma sahip olanlar, bakın hem omurgasız hayvanlarda vardır, hem de omurgalı hayvanlarda vardır. Bu da geniş. Dört odacıklı kalbe sahip olanlar, dört odacıklı kalbe kim sahip? Kuşlar sahip, memeliler sahip, bir de timsahlar sahip arkadaşlar. Timsahlar. Derilerinde kıl bulunanlar bunlar kimlerdir? Sadece memeliler. O zaman en dar kapsamlı hangisi? Edirne şıkkı olacak. Yani memeliler olur arkadaşlar. Gelelim 42. Şöyle küçülteyim biraz. Evet. Diyor ki taksonomik gruplara ait sınıflandırma ve filogenetik ilişki filogenetik ağaç adı verilen dallanan diyagram ile gösterilebilir. Aşağıda 7 taksona ait bir filogenetik ağaç verilmiştir. Bu filogenetik ağaçta ACF taksonlarının en yakın ortak atası. Şimdi bakın, ACF. Arkadaşlar bakıyorum. Bakın A ile C'nin birleştiği yere bakıyorum. A burada geldi, 3'e geldi. C nereye geldi? Bakın ilk önce 4'e, sonra da 3'e geldi. A ile C'nin birleştiği yer burası. Peki F'ye bakıyorum. F arkadaşlar 5'e geldi. Şimdi bakın bunların ortak olarak birleştiği yer neresi? Hop. 2. O zaman en yakın ortak atası neresiymiş arkadaşlar? 2 numaraymış. Cevabımız Bursa şıkkı 2 numara olur. Gelelim 43. soruya. Diyor ki Aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon için özelliklerinden hangileri ortaktır? Arkadaşlar aktif taşımada ATP harcanır, kolaylaştırılmış difüzyonda harcanmaz. Aktif taşımada ve kolaylaştırılmış difüzyonda hücrenin canlı olması gerekiyor çünkü her ikisinde de taşıyıcı protein kullanılıyor. Aktif taşımada enzim kullanılırken kolaylaştırılmış difüzyonda kullanılmaz. Aktif taşımada e, maddeler az yoğun olduğu yerden çok yoğun olduğu yere taşınırken kolaylaştırmış difüzyonda tam tersi. Çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru taşınır. Diyor ki hangileri ortaktır? Hücre zarında taşıyıcı protein her ikisinde de var. Taşımanın konsantrasyon gradiyetinin az olduğu tarafa doğru olması yani çoktan aza bu kimin için geçerlidir? Kolaylaştırmış difüzyon için geçerlidir ortak değil. Enerji harcanması bu da aktif taşıma için geçerlidir ortak değil. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim Diğer soruya 44. Bir bitki hücresinde glikoliz sonucu oluşan pürüvatın mitokondride solunum tek tepkimelerine devam edip etmeyeceğini aşağıdaki moleküllerin hangisinin varlığı belirler? Şimdi arkadaşlar glikoliz sonucunda pürüvat oluşuyor. Bu pürüvat mitokondriye niye girer? Orada oksijen varsa girer bakın. Orada oksijen varsa girer. Oksijen yoksa mitokondriye girmez. Ve eee farklı reaksiyonlar gerçekleşir veya işte farklı bir yerde kullanılabilir arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacak? Tabii ki A şıkkı. Sadece bitki olduğuna bakmayın. Bitki olmasa başka bir şey de olsa yine mitokondriye girmesi için ne olması lazım? Oksijen olması gerekiyor. 44 45 nerede? 45 Burada. Evet. ATP molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ATP'nin en uçtaki fosfat bağının hidrolizle kırılması egzergonik bir tepkimedir. Ekzergonik demek açığa enerji çıkan demektir. En uçtaki fosfat bağı koparsa arkadaşlar ne olur? Açığa enerji çıkar. Dolayısıyla egzergonik bir tepkimedir. Bu doğru. Sentezlendiği hücrede kullanır. Evet ATP hücreden hücreye aktarılmaz kesinlikle unutmayın doğru. Yüksek enerjili kimyasal bağlara sahiptir. Doğrudur arkadaşlar biz o enerjiyi kullanıyoruz zaten. Mitokondri ve çekirdeğe sahip olmayan hayvan hücreleri ATP sentezleyemez diyor. Ne alakası var değil mi? Sonuçta glikolizle de ATP üretiyoruz ve glikoliz nerede gerçekleşiyor? Stoplazmada. Mitokondriye çekirdeğe ihtiyaç yoktur arkadaşlar ATP üretimi için. Yani kesinlikle ihtiyaç yoktur. Ee, sadece oksijenli solunum için mitokondriye ihtiyaç var Çekirdek de olayı yönettiği için ihtiyaç vardır Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olur Sentezleyemez dediği için Her canlı ATP molekül sentezler Evet zaten ATP sentezleyemezse ölür Çünkü metabolik olayları gerçekleştirebilmesi için enerjiye ihtiyacı var Dolayısıyla doğrudur cevabımız denizli şıkkı olur 46. Karbonhidratlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bazı çeşitleri nükleik asitlerin yapısına katılır. Evet arkadaşlar, mesela riboz ve deoksiriboz nükleik asitlerin yapısına katılıyor. Enerji kaynağı olarak kullanılabilirler. Evet, glikoz mesela özellikle enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Hayvan ve bitki hücrelerinde depolanan formları vardır. Bu da doğru. Hayvanlarda glikojen, bitkilerde selüloz olarak de pardon, nişasta olarak depolanıyor. Doğru. Hepsi uzun zincirli moleküllerdir demiş. Arkadaşlar, karbonhidratları biz 3 ayırıyoruz. Monosakkarit disakkarit ve polisakkarit. Monosakkaritler zaten tektir, uzun zincirli değildir. Disakkaritler iki tane şekerin birleşmesiyle oluşur, uzun zincirli değildir. Uzun zincirli olan tek polisakkaritlerdir. Dolayısıyla bu yanlış olur. Hepsi uzun zincirli dediği için. Hücre zarının yapısında bulunabilir. Evet glikoz katılır arkadaşlar hücre zarının yapısına. Cevabımız ne olur? Denizli şıkkı olur. 47. soru diyor ki bir hücrede mitozun profaz evresinde aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenmez? Arkadaşlar profaz evresi şu. Profaz evresinde şunlar gerçekleşiyor. Arkadaşlar sentrozomlar iyi ipliklerini oluşturmaya başlıyor. Hayvan hücresi için geçerli tabii ki bu. Bitki hücrelerinde de e, hücre içerisinde bulunan hücre iskeleti elemanı olan mikrotübüller tarafından üretilir. Daha sonra çekirdekçik, endoplazmik retikulum e, bunlar kayboluyor ortadan. Çekirdek zarı yine eriyip kayboluyor. Diyor ki hangisinin gözlenmesi beklenmez diyor. Kromatin ipliklerin kısal kalınlaşması evet kromozoma dönüşür. Çekirdekçiğin kaybolması evet. İyi ipliklerin oluşmaya başlaması bu da gerçekleşir arkadaşlar. Kromozom sayısının iki katına çıkmaz. Bakın kromozom sayısı iki katına çıkmaz. Bu nerede çıkar? Telofaz evresinde. Pardon. E, anafaz evresinde. Anafaz evresinde kromozom sayısı iki katına çıkar. Ama profaz evresinde çıkmaz. Kardeş kromatitlerin kohezinler aracılığıyla birbirine tutunması, Kohezin enzimleri vardır arkadaşlar. Bu enzimler tarafından bir e, birbirlerine tutunurlar. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olur. 48. soru. Mutasyonların olmadığı varsayıldığında aşağıda verilen üreme örneklerinin hangisinde yeni oluşan yavru bireyler arasında kalıtsal çeşitliliğin olması beklenir. Arkadaşlar bakterilerin ikiye bölünmesiyle oluşan bireylerde bakın bu bir eşeysiz üremedir ve kalıtsal çeşitlilik olmaz. O yüzden bu gitti. Hidranın tomurcuklanması bu da eşeysiz üremedir. Süngerlerde vücuttan kopan parçaların gelişmesi bu da yine eşeysiz üremedir. Kavak ağacının da, genç dallarından toprağa ekilmesiyle e, elde edilen fidan diyor. Bu da bir eşeği üremedir. Kendi kendini dölleyen bakın dölleme olayı geçiyorsa zaten bu kalısal çeşitliliği artırır. O yüzden cevabımız Edirne şıkkı olur. 49. soru. Evet diyor ki prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde gerçekleşen protein sentez süreci karşılaştırıldığında yukarıdakilerin hangilerinde farklılık görülür? Sentezde kullanılan amino asitlerin yapısı arkadaşlar amino asitlerin yapısı farklılık göstermez. Bütün canlılarda aynıdır bu gitti. Polipeptit sentezini gerçekleştiren ribozomların yapısı evet bakın prokaryotlarda 70S büyüklüğünde, büyüklük olarak e, söylüyorum bunu. E, ökaryotlarda arkadaşlar 80S büyüklüğündedir. Dolayısıyla bu farklılık gösterir. Mesajcı reynaların üzerindeki ribozoma bağlanma bölgeleri bu bölgelerde farklılık gösterir arkadaşlar. Ee, bununla ilgili videom var bakın ÖABT biyoloji için çektiğim video Orada ribozomların yapısını anlattım ribozomlar RNA'yı anlattığım kısma bakın Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin farklılıklarını da anlattım Cevabımız ne olacak denizli şıkkı olur Gelelim 50. soruya Evet bir e, yine soy ağacı sorusu diyor ki aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz Şimdi ilk önce bir soy ağacını bir çözelim Sonra bakalım yargılara. X kromozomuyla kalıtılan çekinik bir hastalık. O zaman dişiler için X üzeri küçük R, X üzeri küçük R, hasta erkekler için de X üzeri küçük R, Y yazacağız. Sağlıklı erkekler için de X üzeri büyük R, Y yazacağız. Ama sağlıklı dişiyi çocukları belirleyecek veya babası belirleyecek. Şimdi bakalım. Bir numara nedir arkadaşlar? X üzeri küçük R, Y. 3 numara nedir? x üzeri küçük r y. 4 numaralı sağlam olduğu için x üzeri büyük r y. 6 numara yine sağlam olduğu için x üzeri büyük r y. 7 numara ne olur? x üzeri küçük r y. Şimdi bakıyorum. Diğerlerini bulalım. Bakın şu erkek çocuğuna 3 numaralı olan erkek çocuğuna x üzeri küçük r kimden gelecek anneden. Çünkü erkek çocukları x kromozomunu anneden y kromozomunu babadan alır. Dolayısıyla x üzeri küçük r o zaman bunun annesinde var. Annenin taralı olmaması için de ne olması lazım? x üzeri büyük r'yi de bulundurması lazım. O zaman heterozigot numara. 5 numaraya geliyorum. 5 numara x kromozomunun birini anneden, birini babadan alır. Babadan gelen de ne olacak? Hastalık olacak. Yani o zaman x üzeri küçük r olacak sağlam olması için de annesinden ne aldı? Büyük R'yi aldı. Bu da heterozigot. 8 numaraya bakıyorum. Bakın 8 numara arkadaşlar babasından kesinlikle x üzeri büyük R'yi alır. Ama annesinden x üzeri büyük R'yi de alabilir. x üzeri küçük R'yi de alabilir. Yani 8 numaranın iki ihtimali vardır. Şimdi biraz daha böyle küçülteyim. Bakalım şıklara ne diyor? Diyor ki 2 ve 5 numaralı bireylerin genotipleri aynıdır. 2 ve 5'e bakıyorum. Evet ikisi de heterozigot. Bu doğru. 3 numaralı bireyle özellikle ilgili aller 2 numaralı bireyden aktarılmıştır. 3'e bakıyorum. 3'teki x üzeri küçük r kimden geldi? Annesinden doğru 2 numaradan geldi doğru. 4 ve 6 numaralı bireylerin genotipleri aynıdır diyor. 4 ve 6'ya bakıyorum. x üzeri büyük r y x üzeri büyük r ye. evet aynı. 7 numaralı bireye özellikle ilgili aller bakın 7 numaralı bireye 1 bir numaralı bireyden aktarılmıştır bakın. 1 bir numaralı bireye gelmem için ilk önce bunun Babasına bak, annesine bakmam gerekiyor. Bakın X üzeri küçük R'yi bu kimden aldı? Babasından. E babası bir numaranın çocuğumu? Hayır. O zaman cevabımız Denizli buradan gelmemiş. Bakalım Edirne Şıkkı'nda okuyalım. 8 numaralı birey mutlaka homozigot. Yani bir dakika 7 numaralı bireye özellikle ilgili allel 1 bir numaralı bireyden aktarılmıştır. Ha pardon arkadaşlar. 7 numara erkek çocuk. Bir dakika bir dakika. Ben kız çocuk olarak düşündüm. <laughs> Özür dilerim. Erkek çocuk X kromozomunu kimden alır? Anneden alır, değil mi? Dolayısıyla buradaki X üzeri küçük de kimden geldi? Anneden. E anneye kimden geldi arkadaşlar? Babasından. Dolayısıyla 1 numaralı bireyden gelir. Doğrudur. Özür dilerim yanlış yaptım burasını. 8 numaralı birey mutlaka homozigot olmalı diyor. Hayır arkadaşlar, heterozigot da olabilir. Dolayısıyla yanlış olan şık ne olacak? Edirne şıkkı olacak. Özür dilerim orayı yanlış anlattım ama düzelttim. Gelelim 51. soruya. Diyor ki DNA replikasyonu sırasında meydana gelen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yeni sentezlenen zincirler 3 üssü 5 üssü yönünde uzar demiş. Arkadaşlar yeni sentezlenen zincirler 3 üssü 5 üssü değil 5 üssü 3 üssü yönünde uzar. O yüzden bu yanlıştır. DNA zincirlerini birbirinden ayırmada helikaz enzimi görevlidir. Doğrudur arkadaşlar. Helikaz enzimi hidrojen bağlarını koparır. Doğru olan bu olacak. Diğerlerini de okuyalım. Prokaryot ve ökaryotlarda kullanılan nükleotit çeşitleri farklılık gösterir. Hayır. Hepsinde adenin, timin, guanin, tozin vardır arkadaşlar. Dolayısıyla nükleotit çeşitleri farklılık göstermez. Bu yanlış. DNA ligaz enzimi yeni sentezlenen zincirin ucuna nükleotit ee, eklemesi yapar demiş. Bu olayı yapan enzim DNA polimerazdır. DNA polimeraz. Peki ligaz ne yapıyor? DNA ligazda şimdi bir zincir arkadaşlar dümdüz sentezlenirken diğer zincir parçalar halinde sentezleniyor. Biz bu parçalara okazaki parçaları diyoruz. Bu okazaki parçalarının şu aralarında bulunan boşlukları birleştiren enzim DNA ligaz enzimidir. O yüzden bu bunun görevi değil yanlıştır. Edirne şıkkında da diyor ki ökaryot hücrelerde DNA üzerinde tek bir replikasyon orijini vardır. Hayır arkadaşlar, birden fazla replikasyon orijini bulunur. Bu prokaryotların bir özelliğidir. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Bursa şıkkı olur. 52. soru. 52 şurada. Evet. Çiçekli bitkilerin yaşam döngülerinde döllenmeden sonra diyor hangileri doğrudur? Taç yapraklar gelişerek tohum kabuğunu oluşturur döllenmeden sonra evet arkadaşlar bu olur. Şöyle doğrudur diyelim. Bir. Yumurtalık gelişerek meyveyi oluşturur. Evet arkadaşlar bu da döllenmeden sonra olur. Tohum taslağı gelişerek tohumu oluşturur. Zaten döllenmeden sonra tohum oluştuğu için bu, da, bu olay da sonradan gerçekleşir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Ee, Edirne diyecektim ama Denizli diyor. Taç yapraklar gelişerek tohum... Aa bir dakika. Tohum kabuğu bakın tohum döllenme ile birlikte oluşur. Dolayısıyla tohum kabuğunun oluşması da döllenme sırasında gerçekleşen bir olaydır. Pardon burası bir yanlış olacak arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 denizli şıkkı olur. Gelelim 53. Diyor ki bir bitkinin tohumuyla ilgili hangileri doğrudur? Hücreleri en kromozoma sahiptir demiş. Hayır arkadaşlar tohum döllenme sonucunda oluşur. O yüzden en değil iki en kromozoma sahiptir. Bu gitti. Çimlenebilmesi için su gereklidir. Evet. Tohumlarda su %15'in altındadır. O yüzden enzimler çalışmaz ve çimlenmez. Biz o yüzden pamuğa işte fasulyeyi koyduğumuz zaman üzerine su ekliyoruz ki tohumun su ihtiyacını karşılayalım ve tohum çimlenebilsin diye arkadaşlar. Bu doğrudur. Embriyoya besin sağlar. Evet. Bitki tohumu embriyoya besin sağlar. Zaten çoğunun besin dokusudur. Cevabımız 2 ve 3. Edirne şıkkı olur. 54 Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede mevcut olan türlerin yok olma nedenleri arasında sayılamaz. Üreme alanlarının daraltılması arkadaşlar yok olma tehlikesini maalesef ee, yapar. Aşırı avlanma baskısının uygulanması yine aşırı avlanma da yok olma tehlikesidir. E, ortama girmiş olan yabancı türlere karşı seçici avcılık uygulanması. Şimdi yabancı tür o ortamın... Ee, düzenini bozar. Düzenini bozacağı için de eğer seçici avcılık uygulaması yapılırsa arkadaşlar oradaki yabancı tür uzaklaştırılır ve dolayısıyla e, ortamın düzeni korunmuş olur. O yüzden bu yok olma nedeni arasında değildir. Cevabımız Ceyhan olacak. Diğerlerini de okuyalım. Doğal yaşam alanlarının küçük parçalara ayrılarak kentleşmeye alan oluşturulması. Bu da zaten direkt yok ediyor türleri. Canlı türlerinin habitatlarının tarif edilmesi. Bu da arkadaşlar yine yok olma nedenleri arasında cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. 55. soru diyor ki tür çeşitliliği ile ilgili hangileri doğrudur? Kutuplarda tür zenginliği ekvatora göre daha azdır. Evet arkadaşlar kutuplar ekstrem koşullar olduğu için daha az tür sayısı vardır. Bir ekosistemin farklı komüniteleri her zaman birbirinden farklı türlerden oluşur. Hayır arkadaşlar aynı türlerde de olabilir. Mesela iki tane alan düşünün şöyle farklı yerler düşünün. Burada da şeftali bulunabilir, burada da şeftali bulunabilir. Yani her zaman farklı türlerden oluşur diye bir şey yok. Karasal biyomlarda yer alan ekotonlar iki komşu komüniteye ait türleri içerdiğin, türler içerdiğinden tür zenginliği fazla olur. Arkadaşlar şu ekoton bölgesi kesişim bölgesi. Mesela Bursa ile Yalova'yı düşünün. Yalova'da kivi meşhurdur. Bursa'da şeftali. Şurası Yalova olsun burası Bursa olsun. Bakın Bursa'nın şeftalisi nerede? Bursa'nın alanı içerisinde. Yalova'nın kivisi nerede? Yalova'nın alanı içerisinde. Dolayısıyla şu ekoton bölgesinde hem kivi hem şeftali var mı? Evet. Türü daha zengin oldu mu? Evet. Dolayısıyla, dolayısıyla ne olur? 3 doğru olur. Cevabımız 1 3 olur. Yani Ceyhan şıkkı olur. 56. Bir gölde fosfor miktarının aşırı artmasına bağlı olarak oluşan olaylarla ilgili hangisi söylenemez? Fosfor miktarı aşırı artarsa orada fotosentez yapan canlıların miktarı bir anda artar arkadaşlar. Dolayısıyla alglerin sayısı arttığı için e, e, gölün yüzeyinde bir tabak oluştururlar. Ve o tabakadan dolayı da gölün dibine ışık ulaşmaz, oksijen ulaşmaz. Oksijen ulaşmadığı için oradaki canlılar bir süre sonra ölmeye başlar. Diyor ki birim zamanda birim alanda üretilen oksi, fotosentetik ürün miktarında artış olabilir. Evet bir miktar artıyor bir süre sonra azalıyor arkadaşlar bu doğru. Alp patlaması gözlenebilir. Evet, hatta biz bu olaya ne diyoruz biliyor musunuz? Ötrofikasyon diyoruz. Ötrofikasyon. Ortamda bazı organizmalar için toksik etki yapan maddeler birikebilir. Evet, hatta canlıların ölümüne sebep oluyor. Doğrudur. Aerobik organizmalar gölün kısımlarında baskın hale gelebilir. Aerobik ne? Oksijenli solunum yapan. Oksijenli solunum yapan dibe mi gider, yukarı mı gelir? Değil mi? Daha fazla oksijen alabilmek için yukarı gelir. O yüzden bu yanlıştır. Dibe değil, yukarıda olur. Anoksik koşullara uygun organizmaların faaliyeti artabilir. Anoksik dediği oksik, e, toksik maddelerden etkilenmeyen demektir arkadaşlar. E, bunlar uygun organizmaların faaliyeti artabilir. Bu doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olur. 57. İnsanda gerçekleşen spermatogenez ve oogenez olaylarında aşağıdakilerin hangisi ortak değildir? Spermatogenez ve oogenez için diyor. Ana hücrelerde mitoz bölünmenin gerçekleşmesi bu ortaktır arkadaşlar. Oluşan hücrelerin büyük, hareketsiz ve boz toplazmalı olması. Bakın bu yumurta için geçerlidir. Sperm için geçerli değildir. Sperm hareketli ve küçüktür. O yüzden cevabımız Bursa. Diğerlerini bakalım. Mayozun gerçekleşmesi her ikisinde de olur. FSH'ın görev alması her ikisinde de olur. Tamamlandığında haploid yani en kromozom hücrelerin oluşması her ikisinde de olur. Cevabımız Bursa şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim 58. 3 sorumuz kaldı. Diyor ki insanda iç salgı bezleri ve işlevleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Hipofiz büyüme hormonu salgılar demiş. Evet arkadaşlar doğru. Böbrek üstü bezi kandaki sodyum potasyum metabolizmasını düzenler demiş. Buradan salgılanan e, kortizol hormona, kortizol değil aldosteron hormonu arkadaşlar sodyum potasyum dengesini sağlar. Doğrudur bu doğrudur. Pankreas kandaki mineral madde oranını düzenler. Bakın pankreas mineral değil şekeri düzenler. Çünkü pankreastan salgılanan insülin ve glukagon hormonları şekeri düzenliyor. O yüzden C yanlıştır. Eşeysel bezler erkek ve kadınlarda ikinci karakterlerin gelişimini sağlar. Doğrudur arkadaşlar. İşte östrojen, testosteron gibi. Tiroid büyüme ve gelişmenin düzenlenmesinde etkilidir. Evet hatta tiroid eksikliğinde cücelik ortaya çıkıyor. Cevabımız C Şıkkı olur. Balıklarda görülen solungaç solunumu ile ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Solungaçlardaki kılcal damarların düzenlenişi ters akım alışveriş sistemine uygundur. Evet arkadaşlar bu da e, oksijenin korunmasını geçişini sağlıyor. Balıklarda su ağızdan girerek solungaçlar üzerinden akarken solungaç kılcallarında sudan oksijen geçer. Evet arkadaşlar işte buna biz zaten ters akım diyoruz doğru. Solungaçlardaki kan akışı solungaçların üzerinden geçen suyun akışına zıt yöndedir. Evet, hatta ters akım diyoruz ya. Hepsini ters akıma bağlamış bu arada. Solungaçlarda ters akım alışveriş sistemi gaz alışverişindeki verimliliği düşürür demiş. Hayır. Gaz alışverişindeki verimliliği artırır arkadaşlar. Ters akım sayesinde karbondioksit veriliyor, oksijen alınıyor. Dolayısıyla verimlilik artıyor. Bu yanlıştır. Sudan kana oksijen geçişi difüzyonla gerçekleşir ve evet, suda fazla oksijen olduğu için difüzyon olur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. 60. soru diyor ki insanda organlarından hangileri azotlu bir metabolik atık olan ürenin vücuttan uzaklaştırılmasında işlev görür? Arkadaşlar bakın. E, böbrek üreyi dışarı atar. Akciğer ve kalın bağırsak atmaz. Akciğer çünkü karbondoksit atar, kalın bağırsak da sindirim atıklarını atar. Üreyi atmaz ama derimiz de atar. Şimdi normalde şıklarda yalnız bir olsaydı kesin yalnız biri işaretlerdik. Ama işaretlemiyoruz çünkü deriden de az miktarda üre atılıyor. İşte o terimizin kokmasının sebebi de bu üredir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olur. Şimdi ben diğer sorulara da bakayım. Ha, tamam diğer sorular beni ilgilendirmiyormuş. Diğer soruları size bırakıyorum. Böylece soru çözümünün sonuna geldik. Umarım faydalı olmuşumdur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.